Değerli sinema severler, 30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin onur ödülleri törenine hoş geldiniz. Efendim, ilk önce çok değerli sanatçılara şükranlarımı, teşekkürlerimi arz edeyim. Altın Koza'yı zenginleştiren, gerçekten Türkiye'de marka haline getiren sizlersiniz. Hepinize öncelikle çok saygılarımı sunuyorum. Kutlarım. Çok teşekkür ederim. Eylül ayının son günlerinde sonbahar yapraklarıyla dolu bahçemizde rengarenk çiçekler açtı bu anlamlı ödülle. Altın Koza için emek veren başta değerli belediye başkanımız olmak üzere tüm emekleri olan saygın insanlara, jüri üyelerine, etkinlikte payı olan, etkinliğe katılan sanatçılara, sanatseverlere gönülden teşekkürler, sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi gerçekten çok heyecanlıyım. Bu Adana çok güzel bir yer. Adana insanı çok güzel. Bu ödül için çok teşekkür ediyorum. Bir ailenin içinde ortak bir acıdan herkesin ne kadar farklı yaralar alabildiği üstüneydi. Sonra evlilikli bir şekilde değiştirerek bu hale geldi. Ama karakterlerin hepsi zaten çok iyi tanıdığım ve çevremde gördüğüm insanlar. Benden de birazcık bir şeyler var. Kız kardeşimden, erkek kardeşimden bir şeyler var. Bu seçenekler arasında mıydı? Çok teşekkür ederim. Evet, seçenekler arasındaydı. Benim üniversitedeki danışman hocam Osman Sınav. Kendisi bana bunun birkaç farklı versiyonunu yazdırdı. Bir erkek karakter olması gerektiğini düşündü. Ve dört karakteri de birer birer erkek yaparak... Ama bunu kavramsal bir yerden yapmadık. Tahmin edebileceğiniz gibi hikayenin sahici yanları da var. Ve bunu cesaretle yapmak istedik. Onun için sözü yönetmenimize veriyorum. Hocam... Babayı ya da çocuğu masum ya da suçlu göstermemeye çalıştık ama... ben filmlerde daha çok biraz bana değsin, biraz benimle alakalı olsun, biraz benim travma diye adlandırmak istemiyorum ama gözlemlediğim ya da maruz kaldığım ya da maruz bıraktığım şeyleri anlatmak istiyorum. O yüzden böyle bir film tercih ettik. Bir şeyler o kadar kutsal değil hayatta. İnsanlar ne yaşarlarsa yaşasınlar doğrulukları andan itibaren birey olabilme yönünde eğitilmeli ve yönlendirilmeli diye düşünüyorum. Şartlar gereği uyum devam ediyordu. Belki şimdi artık doğuda fazla yaşanmıyor ama emin olun bu gerçek hala var. Az da olsa. Belki batıda geçtiği için olabilir. Şimdi biz boyun eğen bir kadınla, sessiz köşede duran bir kadınla hem zaten bunu anlatmak istemeyiz hep beraber. Yüzlerce çadır kent var ve orada da ne yazık ki özellikle kız çocukları doğuyorlar. Doğduktan sonra yaklaşık 12-17 yaş arasında başka bir çadıra götürülüyorlar. Bu çadırlar da erken yaşta ve zorla
evlendirmeyle söz konusu kalıyorlar ve çocuk doğurmaya doğru götürüyorlar. Çünkü orada bir yevmiye, bir çocuk, bir yevmiye. Çok acı bir duruma tanık olduk. Ve bu binlerce çadırda bu süreç devam ediyor. Bir nevi orta çağ gibi yaşanıyor aslında. Biz normal standart yaşamımızda bunu çok fark edemiyoruz ama belki filmle bunu aktarmış olabiliriz. Tekrar olmuş olsaydı bambaşka bir hikayeler görüyor olurdunuz. Biz bunu biraz aslında yamamaya çalıştık diyebilirim. Yani ikinci anlatılara da başvurmak durumunda kaldık. Yani kişiler bir yerden sonra artık yaşanmış hikayeyi de duyarak da oluşan. O kitabın başında ön sözde şöyle bir cümleyle girdim. Bizi anan son kişi yaşadıkça biz de var olmaya devam edeceğiz. Adana söylesin adamı. Ne olurdu dedeyken gerçekten? Böyle Türkiye'de herhangi bir sahil kasabasına, Karadeniz'den ya da Anadolu'dan film olurdu abi dedim herhalde yani. Ne olabilir ki o bir artık hayale varıyor. Sonra bunun üzerinden bu hayali kurmaya başladık. Evet dedik, acaba nasıl bir film olurdu? Bir kere öncelikle kısa filme bakışımı anlatayım. Çok önemsediğim, değer verdiğim bir alan. Genelde de uzun metrajlı yönetmenlerle çalışırken de hep ya kısalarını görüp onlarla bir ilişkiye girdik ya da hep kısalarını destekledik. İşte ilk filmim rahmetli Seyfi Teoman'ın Tatih de bu filmiydi. O da buraya yakın bir yerde çekildi, Silifke'de çekildi Mersin. 2007 yılında çekmiştik. 2008'de başlamıştı Berlin Forum'da. Daha sonra İstanbul Film Festivali'nde Türkiye yolculuğuna başlamıştı. Bir sürü ödül aldı. Seyfi Apartman diye bir kısa film yapmıştı. Bence Apartman olmasaydı mesela Tatih de bu film çıkmazdı. Yani bu topraklar çok bereketli topraklar. Çok önemli yazarlar yetiştirmiş, önemli sanatçılar yetiştirmiş topraklar. Eminim denk gelmişsinizdir, aranızda okumuş olanlar da vardır. Yuval Noah Harari'nin işte Homo Sapiens diye daha çok duyulan Hayvanlardan Tanrılara Sapiens kitabında insanlığın, sapiensin nasıl gelişme gösterdiğini çok akıcı bir dille anlatıyor. Kullanıyor bunu. O zaman filmler bir pelikül şu. Ortalama şu genişlikte ve üzerine ışık vurduğu zaman görüntü çıktığı için ışık olmadan görüntü olamayacağı manasında bir teknik bir terim. Çok teknik konulara vakıf olmayan yönetmenlerle de çalışıyorsunuz. Bunlar da sizin, yani o da size bakıyor bazen o tür ilişkiler diyor. Ama benim tercihim tabii ki Serdar Akar gibi ne yaptığını bilen yönetmenlerle çalışmak her zaman en büyük şeyimdir, hayalimdir. Ve edebiyat bilen bir kuşak, şiir bilen bir kuşak. Mesela Lütfü Akat'ın en yani Caravaggio üzerine bir yazısı vardı. Caravaggio'nun gerçekten yani renkli olarak 70'lerde görmüş ve daha öncesinde siyah beyaz olarak işte artık takip ettim. Tabii bu sadece bilgi kısmı. Bunun estetik ve teknik olarak da güçlenmesi için yabancı, özellikle İngilizlerle çalıştım. İstanbul'un o karmaşasında herkesin birbirine bir şekilde kazık atması, işte o koyunun nerede olduğunu bilmememiz. İzleyenlerin %70'inden falan benzer bir şey geliyor, soru geliyor. O yüzden ben de bir noktada hep aynı cevap vermeye başladım. Sonra projeyi çekmeye ilk yaz çekimlerini çektiğimizde başlamıştı pandemi, biz maskelerle çalıştık. Film aslında çok şey başlıyor, çok böyle belagatla başlayan bir film. Yani dikkat ederseniz ağanın, imamın konuşması. Uzun metraj film çekenden sonra yeniden kısa metraja dönüş diye belirledik.